Selamlar herkese. Ee, uzun zamandır e, Türkçe bir video çekmemiştim. E, bugün e, Hong Kong'dayım yine. Sabah burası e, yağmurlu. 3-4 gündür baya bir yağmur yağıyor. E, bazen çok bazen az yağıyor. E, sezon değişikliği var. Sezon change'ler var. Bugünkü video konumu ben e, biraz bu e, duygusal yeme bozuklukları ve ee, Bunun sevgiyle ilişkisini ayırmak istedim ve bir video çekmek istedim. Hatta bugünkü Çince dersimde de hocayla bu konuyu tartıştık. Şimdi bu konu neden önemli arkadaşlar? Benim başıma geldi ve hala da gelmeye devam ediyor. Bu konuda insanların kendini geliştirmesini istiyorum. Ben de bu konuda geliştirmek için, kendimi geliştirmek için ilgili kitapları okuyorum. Ee, hakikaten bu çağımızın problemlerinden biri. Ee, bu konuda e, alabilirsiniz ve ben almayı düşünüyorum. E, bir profesyonel destekte de alınmalı. Çoğumuz e, birey olarak e, bir yaşam mücadelesi içerisindeyiz, koşturmaca içerisindeyiz. Ve çoğu zaman gıdalarla olan ilişkimizin çok farkında değiliz. Yiyoruz ama neden yediğimizin farkında değiliz. Ya da bunu hangi duygularla ilişkilendirdiğimizin farkında değiliz. Ee, bu yaşam mücadelesinin baskısı bunu bizi düşünmemize fırsat vermiyor. Bu, bu kaçınılmaz bir durum gibi görünüyor ama bu sorun çözülebilir. Nasıl çözülebilir? Benim düşünceme göre tabi. Bunu uzmanlar daha iyi değerlendirecektir. Duygusal yeme bozuklukları bir kere bir profesyonel destek alarak iki e, sevgi konusuyla da ilişkili bu. Sevgi konusunda çözerek. Sevgi konusu neden önemli? Ee, genelde travmatik kişilikler ya da e, e, sorumlu çocukluk, e, ergenlik dönemlerinde e, birey tam olgunlaşamadan, tam bir birey olduğunu e, hissedemeden büyüyor biliyorsunuz. Bu bazen anne babadan kaynaklanıyor, bazen e, çevresindeki arkadaşlarının etkisi okuldan ya da çevreden de kaynaklanıyor. Bu şekilde büyüyor ve kişilik yapıları oluşuyor. Böyle olunca da e, neyi neden yediğini ilişkilendiremiyor. E, farkındalığı bu konuda düşüyor insanların. Dolayısıyla istediğiniz diyet ne diyeti yaparsanız yapın. Ben özellikle bu konuda e, e, ciddi sorunlar yaşamış birisiyim. Örneğin covid döneminde e, intermediate fasting ve keto diyetleri yapmıştım. Bir sene içinde e, 30 kilo vermiştim gayet de böyle fit bir duruma geldim. Sonra tekrar geri aldım. Nedeni de kök sorunu ve sebebi çözmediğim için. Şimdi ona yönelik çözmeye yönelik davranışlar gerçekleştirmeye, aksiyonlar gerçekleştirmeye çalışıyorum. Hem LinkedIn'deki hem YouTube'daki bazı paylaşımlarım da bu doğrultuda olacak esasında. Çünkü duygusal yeme problemleri esasında sevgiyle bağlantılı. Her şeyin birçok böyle günümüzde yaşanan problemin altında ee, sevgi açlığı var. Yeterince ilgi görmemiş, sevgi görmemiş, sevilmemiş ya da sevildiğini hissedememiş. Yani bazen hissedemez insanlar. Siz sevgi gösterirsiniz ama alamaz, almak istemez ya da farkındalığı başka bir yöndedir, dikkati dağılmıştır. Olabilir yani bu tarz şeyler ee, de hiçbir şekilde ben e, ne ebeveynlerini ne de başkalarını suçlamıyorum ama... Dönüp insan kendine bunu bir sorgulamalı. Çünkü e, sağlık çok önemli bir, bir şey arkadaşlar. Yani Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Yani sağlığı çözemediğimiz zaman biz ne bir statümüz ilerliyor, ne bir kariyerimiz ilerliyor, ne bir ilişkimiz ilerliyor. Hiçbir şeyi çözemiyoruz. Bir sarmalın içinde dönüp duruyoruz. Peki sağlığı nasıl e, daha böyle kontrol edilebilir, daha böyle mantıklı bir sevi seviyeye getireceğiz? Bence yöntemlerden bir tanesi de bu olmalı. Yani duygusal açlık konusunu irdeleyip insanlar sevgi boşluklarını boşluklarında e, bir şekilde doldurarak bu işte e, birlerine yardım yaparak birlerine iyilik ederek e, ya da kendini sevmeyi öğrenerek e, travma teda terapileri alarak profesyonellerce çözülebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu konunun çözülmesinde e, koçlara işte profesyonel destek veren e, mental destek veren Psikologlara çok büyük iş düşüyor. Hakikaten çağımızın problemlerinden bir tanesi bu. İnsanlar bu sarmalın içinde dönüp duruyorlar ve bir türlü çözüme ulaşamıyorlar. Yani esasında çözüm ortada ama çıkışı bulamıyorlar. Bir böyle dopamin sarhoşluğu, işte hormonal dengesizlikler ve bunun sonucunda ne oluyor? Bağımlılıklar gelişiyor. Yani bu bir kişiye bağımlılık olabilir, bir maddeye bağımlılık olabilir ya da bir e, işte bir e, şeye bağımlılık olabilir. Yani bu, bu kumar da olabilir, içki, sigara da olabilir ya da aşırı seks olabilir. E, cinselliği de aşırı boyutlarda yaşayan insanlar da esasında takıntılı insanlar. E, sonuçta bu konunun çözülmesi hani e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuda da biraz kendim geliştirmeye çalışacağım önümüzdeki dönemlerde. Çünkü sağlıklı bir yaşam için, dengeli bir yaşam için bu olmazsa olmaz. Bu konuda eğitimler almayı da düşünüyorum. Aldıkça sizlerle paylaşacağım. Ve tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü biz artık yetişkinlerin ya da belli bir yaşa olduğuna gelmiş insanların yapması gereken şey tecrübelerini gençlere olabildiğince kendilerine sonra gelecek nesillere bunu aktarması ya da ihtiyacı olan insanlara bunu vermesi gerekiyor. Alma verme dengesi de biliyorsunuz mental sağlık için çok önemli. Bu videoyu, bu videoyu çok uzun tutmuyorum. Burada kesiyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. E, i̇leriki günlerde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar diyorum. Bay bay.